fakat 14. gece olunca demiş ki işittim ki ey bahtı güzel şahım ikinci kalender evin sahibesine demiş ki ey hanımım genç kız bu sözleri duyunca üzerinde ibranice sözler yazılı bir bıçak alarak bununla sarayın ortasına bir daire bu dairenin de ortasına has isimler ve tılsımlı çizgiler çizdi sonra kendisi bu dairenin ortasında durarak sihirli sözcükler mırıldandı ve çok eski bir kitaptan kimsenin anlamadığı şeyler okudu ve böylece birkaç saniye geçti. Birdenbire sarayın bizim bulunduğumuz yanı karanlık içinde kaldı. Karanlık öylesine koyuydu ki, dünya yıkılmışta, yıkıntılar altında kalmışız gibi bir hisse kapıldık. Ve birdenbire ifrit çerceriz, en korkunç ve iğrenç haliyle, elleri çapa, ayakları direk, gözleri de alevli iki meşale gibi önümüzde belirdi. Bunu görünce hepimiz dehşet içinde kaldık. Fakat hükümdarın kızı ona, sana hoş geldin demeyeceğim. Yürekten bir karşılama da yapmayacağım, ey ifrit, dedi. Bunu duyan ifrit de ona, ey haine. Yeminine nasıl ihanet edersin? Bana yemin etmedin mi ve hiçbirimiz diğerinin işine karışmayacak ve karşı çıkmayacak diye anlaşma yapmadık mı? Öyleyse, ey haine, seni bekleyen felaketi hak ettin. Al bakalım, dedi ve ifrit, birdenbire korkunç bir arslana dönüştü ve tüm genişliğiyle ağzım açarak kızın üzerine atıldı. Bunu gören kız, çabucacık, saçlarından bir tel kopardı ve ağzına yaklaştırıp sihirli sözcükler mırıldandı. Saç birdenbire keskin bir kılıca dönüştü. Kız kılıcı eline aldı, şiddetle arslana saldırdı, onu ikiye böldü. Ama Arslan'ın yuvarlanan başı birdenbire bir akrebe dönüştü ve sokmak için kızın topuklarına doğru ilerledi. Ama genç kız birdenbire dev bir yılana dönüştü ve kötü akrebin üzerine saldırdı. İkisi birden çekişmeli bir dövüşe giriştiler. Ama akrep birdenbire bir akbabaya dönüştü, yılanda akbabanın üzerine çullanan bir kartala. Kartal ile akbabanın dövüşü bir saat kadar sürmüştü ki, akbaba birdenbire siyah bir kediye dönüştü, genç kız da hemen bir kurda sarayın orta yerinde kediyle kurt dövüşüp müthiş bir savaşa giriştiler. Ve kedi yenileceğini anlayınca yeniden değişti ve kocaman bir nar oldu, kırmızı ve koskocaman ve avludaki çeşmenin yalağına düştü. Kurt da yalağa saldırdı, tam onu yakalayacakken nar havaya doğru fırladı. Fakat çok büyük olduğundan olanca ağırlığıyla mermerin üstüne düşüp yarıldı. O vakit tüm taneler oraya buraya saçıldı. Kurt da bir horoza dönüşerek gagasıyla taneleri toplayıp birer birer yutmaya başladı. Ortada bir tek tane kalmış, horoz da onu yutmak üzere iken, bu tane birdenbire horozun gagasından düşüverdi çünkü talih ve kader böyle olmasını istiyordu ve havuzun yanındaki yere sokuldu. Horoz onun nereye sokulduğunu göremiyordu. O zaman kanat çırparak ötmeye başladı ve de gagasıyla bize işaret veriyordu fakat biz onun ne dilini ne de bize demek istediklerini anlayabiliyorduk. O zaman onu anlamayan bize öyle bir ötüşle haykırdı ki, saray üzerimize yıkılıyor sandık. Sonra horoz avlunun yöresinde dört dönerek taneyi aramaya koyuldu. Tam yalan yarında onu görüp gagasıyla tutacağı sırada, tane suya atıldı ve bir balık olarak suyun içine daldı. O zaman horoz korkunç bir balinaya dönüşerek balığı avlamak üzere suya daldı. Gözümüzden bir saat kadar kayboldu. Bu sürenin sonunda. Yüksek haykırışlar duyduk ve korkudan tir tir titredik ve birdenbire ifritin o korkunç ifrit haliyle ama tutuşmuş bir karbon kömürü gibi ateş halinde ve gözlerinden ve burnundan ateşler ve dumanlar fırlayarak ortaya çıktığını gördük. Onun ardından da genç kız, hükümdarın kızı olarak fakat o da ateşler içinde, eriyen bir maden halinde görüldü ve hemen hemen yanımıza kadar gelmiş olan ifriti izlemeye başladı. Hepimiz diri diri yanmak korkuları geçirdik ve de suya atılmak üzereydik ki, ifrit ansızın korkunç bir sesle haykırarak bizi durdurdu. Allıya bakan salonun oltasında bize saldırdı ve yüzümüze doğru ateşten bir nefes üfledi. Ama genç kız da ona erişti ve o da onun yüzüne ateşten bir nefesle soludu. Ama bütün bu solumalar bize de ulaşıyordu. Kızın solu etkilemiyordu ama ifritin solu etkiliyordu. Böylece benim gözüme de bir kıvılcım değdi, maymun halindeki sol gözüme ve düzelmez şekilde kör etti. Bir kıvılcım da hükümdarın yüzünün alt kısmına değerek sakalı ve ağzı dahil yüzünün yansını yaktı ve tüm alt dişlerini döktü. Bir kıvılcım da haremasının göğsüne düştü, her yanı ateş aldı ve oracıkta yanarak öldü, o anda ve o saatte. Bu sırada, genç kız boyna ifriti izliyor ve ona ateş püskürüyordu. Ama birdenbire bir ses duyduk, tek yüce olan Allah'tır. Tek kudretli olan Allah'tır. İnsanların en şereflisi Muhammed'e iman etmeyen dönmelerden, o da yüz çevirir, diyordu. Bu ses, hükümdarın kızının sesiydi bize eliyle işaret ederek tüm olarak yanmış bulunan ve kül kesilen ifriti gösterdi. Sonra yanımıza geldi ve çabuk. Bana bir tas su getirin, dedi. İstediği yapıldı. Suyun üzerine anlaşılmaz sözler telaffuz etti. Sonra üzerime bu suyu serpti ve bana, tek gerçek olanın adına bu kılıktan kurtul. Ve kadiri mutlak olan Allah'ın inayetiyle önceki haline dön, dedi. Bunun üzerine ben yeniden geçmişteki gibi insan kılığına döndüm. Ama bir gözüm korkalmıştı. Bunu gören genç kız teselli olsun diye bana "Ateş yeniden ateş olmuştur, benim zavallı çocuğum." dedi. Sonra sakalı yanmış ve dişleri dökülmüş olan babasına da aynı sözleri tekrarladı. Sonra da bana gelince "Babacığım, ben de öleceğim çünkü bu ölüm bahtımızda yazılıydı." İfrite gelince bir insan olsaydı onu öldürmem hiç zor olmayacaktı, İlk darbede onu öldürürdüm. Ama beni yoran ya bana acı veren, narın tanelere bölünmesi oldu, çünkü gagalamak fırsatını bulamadığım tane, esas taneydi ve Ecinli'nin ruhu onda gizliydi. Bu taneyi zamanında gagalayabilseydim, ifrit o anda mahvolmuştu. Yazık ki, onu göremedim. Bu yüzden ifritlet karada, havada ve suda dövüşmeye zorlandım ve bir selamet kapısı açtı her seferinde ben ona bir kaybetme kapısı açtım sonunda da o müthiş ateşle baş etme çabasına girdim bir kez ateşle kavgaya girilince ölümü göze almak gerek ama talih bana kendim yanmadan önce ifriti yakmayı nasip etti ancak onu öldürmeden önce onu yüce İslam dininin temeli olan imanımıza davet etmeye niyet ettim ama reddetti ben de onu yakıp tükettim ama sıram geldi ben de ölüyorum allah yardımcınız olsun dedi bu sözlerden sonra içini yakan ateşle mücadele etmeye başladı sonunda siyah kıvılcımlar saçılıp göğsünü ve yüzünü tutuşturdu ateş yüzüne ulaşınca ağladı ve Allah'tan başka Allah bulunmadığına ve Muhammed'in onun resulü olduğuna tanıklık ederim dedi Ağzından bu sözler çıkar çıkmaz, onun, ifritin yanı başında bükül yanı haline geldiğini gördük. Bunu görünce onun derdine düştük. Ben, eski haliyle parlak bir varlık olan ve bana pek çok iyilikleri dokunan bu kızın böyle bir kül yanına döndüğünü görmektense, onun yerine ölmeyi dilemekteydim. Ama Allah'ın iradesine kim karşı çıkabilir ki? Hükümdar, kızının bir kül yanına dönüştüğünü görünce, sakaldan yana kendisinde ne kaldıysa yoldu, yanaklarını tokatladı ve giysilerini yırttı. Ben de aynı şeyleri yaptım. İkimiz birlikte kızın anısına ağladık durduk. Bunun izleyerek saray mabeyincileri ve nazırlar geldi. Sultanlarını iki kül yanının başına çökmüş, ağlamaktan bitkin bir halde buldular. Buna çok şaştılar ve hükümdarın yöresinde hiçbir şey konuşmaya cesaret edemeden bir saat kadar dolandılar. Sonra hükümdar biraz kendine gelir gibi oldu ve onlara kızıyla ifritin arasındaki olup biteni anlattı. Hepsi birden, Allah! Allah! Ne büyük felaket, ne uğursuzluk, diye haykırdılar. Sonra yanlarında kadın köleleri olduğu halde, tüm saray kadınları geldiler ve tam yedi gün boyunca başsağlığı ve matemle ilgili merasimler yapıldı. Bu sürenin sonunda hükümdar, kızının külleri konmak üzere büyük bir türbe yapılmasını emretti. Büyük bir aceleyle inşaat tamamlandı, türbenin içi gece gündüz yanan kandiller ve fenerlerle donatıldı. İfritin küllerine gelince, bunları da Allah'ın lanetini dileyerek göğe savurdular. Ancak Sultan, tüm bu acıları tattıktan sonra, onu neredeyse ölecek hale getiren bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık bir ay kadar sürdü ve sonra biraz kendini toparlayınca, beni çağırttı ve ey genç adam. Sen buraya gelmeden önce, biz, burada, hepimiz bahtın kötülüklerinden uzak, tam bir mutluluk içinde yaşıyorduk. Başımıza bu dertlerin gelmesi, senin ortaya çıkmanla başladı. Keşke seni de bizi bu felaketlere uğratan uğursuz yüzünü de hiç görmeseydik. Çünkü ilkin yüz erke bedel değerde olduğu kesin kızımın kaybına neden oldun. Sonra da senin yüzünden, bu yanmalardan ötürü dişlerim döküldü. Ve de benim zavallı haremam, kızımı yetiştiren bu iyi yürekli hizmetkar bildiğin şekilde öldü. Ama bunlarda senin hiç suçun yok. Çare de sen değilsin. Bütün bunlar sana ve bize Allah'ın takdiriyle ulaştı. Yine de kızımın seni kendini ölüme atma bahasına kurtarmasına vesile olduğu için Allah'a şükür ediyorum. Bahtımız buymuş. Ama artık bu ülkeden uzaklaş evladım. Çünkü senin yüzünden başımıza gelenler artık yeter olsun. Ama tüm bunlar Allah'ının takdiridir. Git artık. Allah selamet versin, dedi. Bunu duyunca hanımım hükümdarın nezdinden selamete ulaşacağıma pek inanmayarak ayrıldım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ta yüreğimde baştan sona kadar felaketleri hatırlıyordum. Çöl haydutlarının beni nasıl sağ salim bıraktıkları, bir ay kadar süren yolculuğum, yorgunluklarım, bir yabancı olarak girdiğim kent ve terziyle karşılaşmam, yer altında yaşayan genç kadına rastlamam ve tatlı bir özdenlikle birlikte geçen güzel saatler, İlkin beni öldürmeye niyetli olan ifritin elinden kurtulmam. Ve de kaptanın hizmetine girmeden önce maymuna dönüşmemden, yazdığım hüsnü hattan ötürü oldukça yüksek bir fiyatla hükümdara. Satılmama ve kurtuluşuma kadar geçirdiklerim başından sonuna kadar gözlerimin önünden geçti. Ve de özellikle ne yazık ki gözümü yitirmeme neden olan son olay ama hayatımı yitirmektense gözümü yitirmem yedir diyerek Allah'a şükür ediyordum. Bundan sonra, kenti terk etmeden önce, yıkanmak üzere bir hamama girdim. Orada sakalımı kazıdım, hanımım, bu kalender kılığında güvenle yolculuk edeyim diye. O günden beri her gün ağlamaktan kendimi alamıyor ve başıma gelen felaketleri, özellikle sol gözümü yitirişimi düşünüp duruyordum. Ve bunları her düşündüğümde sağ gözümü yaş vuruyor ve görmemi engelliyor. Ama şairin şu dizelerini düşünmeme engel olmuyor. Bahtın darbelerini yedikten yok sonra, acılarını duydum. Esirgeyen Allah bunu nereden bilsin? Tüm dünya sabrın kendinden de acı bir şeye katlandığımı bilsin diye, katlanılmaz dertlere katlandım yine de. Çünkü sabrın, soluk kişilerin deneyimle tanıdığı, kendine özgü bir güzelliği vardır. Ne olursa olsun, Allah'tır ancak karar veren kullarının basma geleceklere. Benim esrarlı sevgilim, yatağımın tüm gizemlerini bilir. Hiçbir sır, sırların en gizemlisi bile, ondan gizli kalamaz. Bu dünyada zevkler olduğunu söyleyenlere gelince, Recine o suyundan da acı günleri yakında tadacaklarını söyle onlara. Bu kenti bırakıp yola çıktım, birçok ülkelerden geçtim, birçok başkentler gördüm, sonra da barış kenti Bağdat'a yöneldim. Burada Emirlül Mümin'in e ulaşıp ona tüm başıma gelenleri anlatmak umudundaydım. Uzun günlerden sonra sonunda bu gece Bağdat'a ulaştım. Burada bu kardeşi, ilk kalenderi buldum, çok perişandı, ona selam verdim, selamımı aldı ve Allah seni esirgesin ve kutsasın, dileğinde bulundu. Bunun üzerine onunla konuşmaya koyuldum. Sonra da bu üçüncü kardeşimizin yaklaştığım gördük. Selam verip aldıktan sonra, onun da burada bir garip olduğunu öğrendik. Bizler de burada iki garibiz. Bu kutsal kente bu gece geldik dedik. Sonra üçümüz birden birlikte yürüdük. Hiçbirimiz diğerlerinin öyküsünü bilmiyorduk. Baht ve talih bizi bu kapıya yöneltti ve yanınıza geldik. Ey hanımım, işte benim de kesik sakallarımın ve yitirdiğim gözümün nedenleri bunlardır dedi. Bunun üzerine evin genç hanımı bu ikinci kalendere, senin öykün gerçekten çok şaşırtıcıymış. Sen öyleyse temennanı verip Allah'ının sana açacağı yola koyul, dedi. Ancak kalender, gerçekten üçüncü arkadaşımın öyküsünü işitmeden gitmek istemem, dedi. Bunun üzerine üçüncü kalender ilerledi ve dedi ki. Üçüncü kalenderin öyküsü. Ey zaferle dolu asil kadın. Benim öykümün şu iki arkadaşımınkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın. Çünkü onlardan çok daha fazla şaşırtıcıdır. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse, benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni kendi kusurumdandır. Bahtsızlığı ben kendim üzerime çektim ve yüreğimi dert ve kederle doldurdum. İşte benim öyküm, ben şehzade bir şahım. Babama kasip derlerdi. Ben de onun oğluyum. Şah babam ölünce saltanat bana kaldı. Hükmettim, adaletle ülkemi yönettim ve halkıma hizmet ettim. Ancak deniz yolculuğuna karşı büyük bir tutkum vardı. Bundan mahrum da kalmadım. Çünkü başkentim deniz kıyısındaydı, ve bu geniş kıyılarda ülkeme ait savaş ve savunma için tahkim edilmiş adalar vardı. Bir gün gidip bütün bu adaları ziyaret etmek istedim. Bu maksatla 10 gemi hazırlattım ve bunları bir ay yetecek kadar ihtiyaç malzemesiyle donattıktan sonra yola koyulduk. Ziyaret yolculuğu 20 gün sürdü. Bu sürenin sonunda, gecelerden bir gece, aykırı rüzgarların azgınlıkla üzerimize geldiğini gördük bu böylece şafak sökünceye kadar sürdü. Bu sırada rüzgar biraz sakinleştiğinden ve deniz yatıştığından, gün doğarken, biraz kalabileceğimiz bir küçük ada gördük, karaya çıktık, yemek maksadıyla bir şeyler pişirdik, yiyip içtik. Fırtınanın dinmesini beklemek üzere iki gün orada kaldık, sonra yeniden yola koyulduk. Yolculuk 20 gün daha sürdü, bu sürenin sonunda yolumuzu kaybettiğimizi fark ettik. İçinde yüzdüğümüz suların hem bizim, hem de kaptanımızın bilmediği sular olduğunu anladık. Aslında kaptan, zaten bu sularda hiç seyretmemişti. O zaman direğe bir gözcü çıkardık ve ona, denizi dikkatle gözetle, buyruğunu verdik, gözcü direğe çıktı, sonra indi, bize ve kaptana, sağımda, suyun üzerinde balıklar gördüm. Ve uzakta denizin oltasında bazen beyaz, bazen siyah görünen bir başka şey daha gördüm dedi. Gözcünün bu sözleri üzerine kaptan korkuya kapıldı. Başındaki sarığı yere çaldı, sakallarını yoldu ve bize, felaketimizi hepinize duyuruyorum. Bir can bile sağ selamet kurtulamayacak, dedi. Sonra ağlamaya başladı, biz de onunla birlikte akıbetimizi düşünerek ağlamaya başladık. Sonra ben kaptana sordum, ey kaptan, gözcünün sözünün anlamını bize açıklar mısın, diye, o da efendim, rüzgarın bize aykırı estiği gün yolumuzu yitirmiştik. 15 gündür de bir türlü bulamadık. Bizi doğru yola sokacak uygun rüzgar da bir türlü esmedi. Bilin ki bu siyah beyaz cismin ve yakınında yüzen balıkların anlamı yarın mıknatıs da denilen kara kayalardan oluşmuş bir adaya yaklaşmış olacağız demektir. Sular bizi ister istemez bu adaya doğru sürükleyecek ve gemimiz bin parça olacak. Çünkü Yüce Allah, bu da gizli bir güç bağışlamış. Demir olarak ne varsa kendine çekiyor. Geminin tüm çivileri sökülüp uçarak daha doğru gidince, gemimiz parçalanacak ve batacaktır. Allah bilir, yıllardır batan gemilerden bu dağda toplanan demirin miktarını. Bir de denizden bakılınca görülür, bu dağın tepesinde on sütün üzerinde duran sarı bakırdan yapılmış bir kubbe bu kubbenin üstünde de bakırdan bir ata binmiş bir süvari vardır. Bu süvarinin elinde bakır bir mızrak, göğsünde de, üzerinde baştan başa hiç bilinmeyen ve tılsımlı isimler yazılı kurşundan bir levha bulunmaktadır. Böylece ey şahım, bilin ki, bu süvari bu atın üstünde bulundukça, alt taraftan geçen gemiler parçalanacak ve tüm yolcular sonsuza dek kaybolacaklar, gemilerin tüm demirleri de daha yapışık olarak kalacaktır. Bu süvari bu atın üzerinden aşağı atılmadıkça hiçbir kurtuluş olanağı yoktur diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca hanımım kaptan Sel gibi gözyaşı dökerek ağlamaya başladı. Biz de kurtuluş olanağı olmaksızın öleceğimizden emin olduk ve her birimiz dostlarına veda etmeye başladı. Ve gerçekten daha sabah olur olmaz bu siyah taşlardan oluşmuş mıknatıs dağına doğru tüm olarak yaklaştık. Sular bizi zorla o yana doğru sürüklüyorlardı. Sonra on gemimizin hepsi dağın kenarına yaklaşınca, ansızın gemilerin binlerce çivisi sökülerek uçuşmaya başladı ve gidip dağa yapıştı. Gemilerimiz yarıldı ve biz hepimiz suya düştük. Bu durumda bütün gün denizin kudretine tabi olduk. Kimimiz kurtulduk, kimimiz boğuldu ama çoğunluk boğulmuştu. Kurtulanlarsın, birbirini kaybedip ayrı düştüler, çünkü müthiş dalgalar ve rüzgarlar onları çeşitli yörelere dağıtmıştı. Bana gelince hanımım, yüce Allah, beni başka dertlere, büyük acılara ve büyük felaketlere uğratmak için kullardı. Gemiden sökülen tahtalardan birine sarıldım ve dalgalarla rüzgar beni bu mıknatıs dağın eteğinde kıyıya attı. Orada takınırken, dağın tepesine çıkan bir yol gördüm. Kıyılar oyularak merdiven şekline sokulmak suretiyle oluşturulmuştu bu yol. Ve birdenbire, yüce Allah'ın adını andım ve anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın ışıldadığını görmüş ve yavaşça anlatısını kesmiş.